16'sında yılın ilk ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulmalar astrolojideki en önemli öğretilerdir. Emeklemeden yürümeyi, yürümeden koşmanın olmadığının farkına vardırırlar bizleri. Tutulma enerjisiyle biraz daha alıngan, biraz daha hassas, aynı zamanda yükselen sezgilerimizle farkındalık kazandığımız günlerdeyiz. Tutulma enerjisini pozitif yönde hayatınıza yansıtmak, iyileştirmelerde bulunmak istiyorsanız, yazma eserlerden araştırdığım Muhittin İbni Arabi'nin kaleme aldığı çalışmayı astrodeha.com'da paylaştım sizlerle. Yapılması gereken uygulamalı ihtiyacınız olacak malzemeler tüm detaylarıyla astrodeha'da sizlerle. Videoyu yukarı kaydırıp siz de bu çalışmayla kendinize, kalbinize dokunabilirsiniz. Ve tabii tutulma enerjisinin burçları etkileri. Sevgili koçlar, ailevi ilişkileriniz, gerçek dostlarınız, sizi siz olduğunuz için seven eş veya sevgilinizin uyarılarına tutulma enerjisiyle dikkat etmelisiniz. İşinizle ilgili konularda kararlar alırken, finansal noktalarda sizi bir şekilde ama cezbederek ama baskı kurarak belli bir noktaya çekmeye çalışan insanların oyununa gelmemek için. Gökyüzü sözde arkadaşlardan gelebilecek zararlara karşı dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Ve sevgili boğalar, 2008'den bu yana hayatınızda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldınız. Ben de bir boğaya aslanım, biliyorsunuz pek çoğunuz. Hayatımızda daha hassas, daha alıngan ama sezgilerimizin de güçlendiği bir döngü söz konusu şimdi. Tutulma enerjisiyle birlikte hayatımızda yarım kalmış, bizi kısıtlayan, engelleyen, maddi manevi pek çok şeyden özgürleşeceğimiz, önemli kararlar alıp hayatımızda ertelediğimiz, yapıp yapmama noktasında sıkışık hissettiğimiz pek çok şeyden özgürleşeceğimiz etkilerle karşı karşıyayız. İçimizdeki anka kuşu küllerinden yeniden doğuyor. İşinizi, ilişkilere ait konuları yeniden yapılandıracağınız, kalıcı kararların altına başarılı bir şekilde imza atacağınız etkiler söz konusu. Ve sevgili ikizler, tutulma enerjisiyle birlikte özel hayatınız önem kazanıyor. Tam bitti derken güçlü ve kalıcı başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı, işle ilgili çalıştığınız kişileri, gerçek niyetlerini net bir şekilde algılayacak, size zarar veren, enerjinizden beslenen, maddi manevi üzerinize sorun oluşturan insanlarla ilişkilerinizi noktalayacaksınız. Özel yaşamınızda karanlıklar arkanızda gelirken şimdi tutulma enerjisinin aydınlığını görebilme, fark edebilme, cesaretli bir şekilde değerlendirme zamanı sizler için. Ve sevgili yengeçler, finansal konularda gökyüzü dikkatli olmanız adına uyarıyor bu tutulmayla sizleri. Alacak verecek meseleleri, yatırım planlarınızla ilgili aceleci yaklaşımlar, beklenmedik zorluklar olarak karşınıza çıkabilir. Özel yaşamınızda ise güçlü ve kalıcı bir beraberliğe adım atabilir, sorunlu bir ilişkiyi bu kez kararlı bir şekilde noktalayarak belki de kendinize en büyük iyiliği yapabilirsiniz. Tutulma enerjisi yüksek bir farkındalık kazandıracak sizlere. Evrenin mesajlarını daha iyi algılayacak, kendinizden kaçmadan yaralarınızı şifalandırmak için harekete geçeceksiniz. Ve sevgili aslanlar, iş hayatınızda güçlü ve yeni başlangıçlar anlamına geliyor bu tutulma. Fakat finansal konularda arkadaşlardan ve aile bireylerinizden zararlar görebileceğiniz konusunda uyarıcı etkileri de barındırmakta. Sağlık sorunlarınız varsa ihmal etmemeli, doktorunuzun önerdiği tıbbi bir müdahale veya tedavi varsa aksatmadan şifa bulacağınız bu enerjileri iyi değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise aşk, tutku, güven daha da yükselirken eş veya sevgilinizle ilgili kafanızdaki tüm soru işaretlerinden özgürleşip ilişkinizle ilgili sürpriz kararları olumlu yönde alıp gerçekleştirebileceksiniz. Sevgili başaklar, sizler de iletişim şeklinizde daha sakin bir tutum içerisinde olmalısınız. Yanlış anlaşılmalar, olumlu giden işlerde ciddi gerginlikler yaşanmasına sebebiyet verebilir. Üzmek ve üzülmenin zamanı değil şimdi. Var olan potansiyelinizi güçlendirip ortaya koymak için harekete geçmelisiniz. Bunun yanı sıra
Finansal noktalarda beklediğiniz ödemelerin gecikmesi, paniğe kapılmanıza ve keskin serzenişlerle olumlu giden işlerin riske girmesine neden olabilir. Dikkatli olmalısınız. Sevgili teraziler, kalbinizin sesini duyarak doğru kararlar almanız mümkünken, kıskançlıklar veya farklı arayışlar içerisine girip de özel hayatınızda bedbahtlıklara sebebiyet vermeyin. İşinizde, finansal konularda, dostluklarda bu tutulma sizleri desteklerken, özel yaşamınızla ilgili yanlış seçimlerin pişmanlığına dikkat etmelisiniz. Unutmayın ki hayat seçimlerden ibaret. Seçiminizi iyiden, güzelden, sizi sevenden yana kullanmanız gerektiğini unutmayın. Sevgili akrepler, sizler de son derece yoğun duygusal gelgitlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Enerjinizi dengelemekte zorlanabilir, işinize adapte olmakla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Sevgili akrepler, tutulma enerjisinin yansımasıyla her zamankinden daha gergin bir ruh hali içerisinde olabilir. Zihninizde bir şeyleri kurgulama eğiliminizin yükselmesiyle yanlış anlaşılmalara bağlı iş hayatınızda, özel yaşamınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Tutulma enerjisini pozitif şekilde değerlendirmek, dengede kalmak ve yaşam kalitenizi bozmayacak şekilde ilerletmek istiyorsanız daha sakin, sabırlı olmalı. 8 Haziran'a kadar işinizi, özel hayatınızı etkileyecek radikal kararlar ve söylemler içerisinde bulunmamalısınız. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili vesveselere dikkat etmeli, psikolojinizi bozup da hastaymış gibi hareket etmemelisiniz. Ayrıca ailevi konularda kimsenin avukatlığına soyunmamanızda faydanız olacaktır. Sevgili yaylar, büyük bir değişim, sürpriz etkiler sizleri karşılamakta. İşinizle ilgili bozulan, dağılan her şeyi yeniden toparlamak için dostlarınıza ihtiyacınız var. Şimdi inatçı davranışlar içerisinde olmadan dostlarla ilişkilerinizi güçlendirmeye çalışmalı. Adım atmaktan, istemekten, hataları telafi etmekten korkmamalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden kaynaklı bir takım sorunlar, geçmişle ilgili meseleleri gün yüzüne çıkartabilir, bir anda gerginlikler yükselebilir ve bu durum ilişkinizde problemlere yol açabilir. Sevgili oğlaklar, şifalanıyorsunuz. Tepeden tırnağa iyileşmeler, yüksek bir farkındalık, size zarar veren alışkanlıklarınızdan özgürleşebileceğiniz bir tutulma etkisi söz konusu. Tutulma enerjisiyle birlikte ilişkilerinizde problem yaşadığınız insanlarla uzlaşı sağlayabilir, hatalarınızı fark edip kendinizi geliştirebilir, kişisel gelişimle ilgili konulara yönelip çocukluğunuzdan beri ağırlığını taşıdığınız pek çok şeyden özgürleşebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda ise her şey istikrarlı bir şekilde giderken başkasının öfkesini işinize ve ilişkinize yansıtmamalısınız. Sevgili kovalar, sizler için de yükseliş döngüsü. İşinizle ilgili konularda önemli teklifler, işbirlikleri, daha ön planda olacağınız gelişmeler anlamına gelmekte bu tutulma. Korkularınızı arkanızda bırakmalı, başkalarına gösterdiğiniz desteği, azmi şimdi kendi hayatınızı yapılandırmak için kullanmalısınız. Ve sevgili balıklar, sezgileriniz insanların aklından geçeni okuyacak kadar güçlü hale getirebilir. Bu durum sizleri biraz ürkütse de faydanız olacaktır. Kim dost, kim düşman algılayacak, hayatınızla ilgili konularda şanssızlıkların gerçek nedeninin farkına varacaksınız. Tutulma enerjisiyle alım satımlardan, işle ilgili keskin değişikliklerden uzak durmalı, özel yaşamınızda sevgiye, aşka duyduğunuz özlemden kaçmak yerine bunları merkeze alıp konuşmalı, istemekten çekinmeden ilerlemelisiniz. Tutulma enerjisini en iyi şekilde yaşamlarınıza yansıtmak için yapılması gerekenler ise astrodeha.com ve yeni astro klibimizde sizlerle gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.